Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 21 veya 22 numara arkadaşlar, gayet ideal. Birebir tülbentim yağ yeşili rengi ve onunla aynı renkte olan 732 nolu ipim arkadaşlar ve bir de leylak marka, bakın. Size iğneden tığa tek sıra tek renk giden bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, size bugün yapacağımız modelimiz bu arkadaşlar. İğneden tığa, yani iğne oyasını tığa çevirdim. İğne oyasında böyle sıralı giden modeli arkadaşlar sizler için tığa çevirdim. Şöyle bakın, iğne zarifliğinde oldu. Bu iğne zarifliğinde olmasının sebebi de bu ipi arkadaşlar şöyle esnetiyorum. Bakın, şöyle ipimi esneterek incecik yapıyorum. Zincirler kalıp gibi de duruyor o şekilde. Çok güzel, hoş, zarif bir görüntüsü oluyor bu şekilde. Evet, şöyle bakın. Zemini beyaz üzerinde de bu şekilde oluyor. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, tığ battıya nasıl sık iğne ile başlayıp bu şekilde nasıl yapılır tarif ederek başlayacağız. Evet, her zamanki gibi tabii böyle ben 3 çektim arkadaşlar. Siz 2 veya 3 çekebilirsiniz. Tığ battıları hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla bu tığlama işlemi mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu tülbent kenar tığlama işlemini, bakın şöyle tersini de göstereyim. 3 zincirle bu şekilde hazırladım. Şimdi modelimi anlatayım. Şöyle arkadaşlar, ilk başlanış şeklini görün diye bu şekilde ipimi kopardım. Sıfırdan başlayacağız. Bakın, bu oya çoğaldıkça çok güzel oluyor. Tıpkı iğne oyası gibi zarif duruyor böyle. Hoş bir görüntüsü oluyor. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın, sizle şöyle biraz mesafe verelim. Tığ battığımızın içerisine sık iğne ile girerek sabitliyorum ipimi. Şöyle 3 zincir sıradaki tığ battıya, 3 zincir sıradaki tığ battıya girerek 2 tane bu şekilde zürafa tığ battı oluşturuyorum. Bir zincir çekip hemen döndüm düz tarafına, ters tarafına. Sabitliyorum. Bakın, bir zincir ile sık iğne yaptım yuvaya. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 olan bu yuvayı 1'e eksiltmiş olduk. Şimdi tekrar yine bir zincir ile yuvaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile daha güzel duruyor. Bakın, minik şöyle hoş bir düz kayamız oldu. Tıpkı iğne oyasında olduğu gibi. 11 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri bir tane dal oluşturdum bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. Ve sıradaki, bakın, yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yine buraya minik bir arkadaşlar, bu 2 ve 1'den oluşan kayamızı yapacağız. 3 zincirimi çekip kapatıyorum. Bir zincirle dönüşümü yapıp eksiltme işlemi uyguluyorum. Bakın, buradan hemen bir zincirle şöyle kesim işlemi oldu. 3 zincirimi çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. Şimdi orada bu şekilde bırakmıştık arkadaşlar. Şu başlangıcı görün diye sıfırdan başladım. 7 tane zincir çekiyorum. Ve bu dalımın orta kısmından girip şöyle, bakın, bu sık iğne yuvamız olacak. Ve 7 zincir çekiyorum.
5, 6 ve 7. Hemen çevirdim, bakın düz tarafını. Sık iğnenin ara kısmından girip buraya sabitleyip bir tane oluşturdum. 1, 2. 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 9 ve 10. Bu sık iğneyi yuva edinmiştik. Buraya 3 tane bu şekilde pipirik yapacağız. Ortadakinin sayısı biraz fazla, uzun olsun diye 10 tane zincirden çektim. Şimdi 7 zincir çekiyorum yine ilki gibi. 7 zinciri sık iğneye kapatıp şöyle 3. pipiriği de oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın buraya 7 zincirle çıktık. 6 zincirle iniyorum. Şöyle. Buraya geçerken sık iğne yapmadan geçtim. Bakın öyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Bu kadar. İlkini yaptık. Şöyle. Şu zinciri de çekip size daha iyi göstereyim. Yine 11 tane zincir çekiyorum. Bakın bu ilk dalımızı bu şekilde yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirden oluşturduk ve sabitliyorum. 3, 4, 5. Şu iniş zincirimiz 5'ti arkadaşlar. Onu da çektik. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle dalların arasına girerek. Zaten kalıp gibi oldu da ben siz görün diye. Bir de ütülendiğinde tabii daha da hoş duracak. Şöyle bakın. İlki bu şekilde. Gerisi bu ilkin devamı oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Göstereyim. Bu ilkin. Şimdi şurasını size yaptım. İlkin devamı. Buralardan tuttura tuttura devam edeceğiz. Aynı şurada yaptığımız gibi. Şöyle biraz yapıp daha net anlaşılması için 5 zincir, bu artma zincirimin sayısı. Bunu boş olana kapatıp böyle kayamızı tamamlamış oluyorum. Bakın şu 2 ve 1'den oluşan kayamızı tamamlamış olduk. Zaten arkadaş da herhalde bu ilk minik kayanın yapılışında kafam karıştı demişti. Hem de onu bilgilendirmiş olduk bu videoyla. Hem de seven arkadaşlara bir şöyle oya modeli olmuş oldu. Evet. 3 zincirden bir yuva. 3 zincirden tekrar ikinci bir yuva. 2 tane tığ battı hazırlıyoruz. Bir zincirle dönüp hemen bu kesim işlemini gerçekleştirdim. 3 zincir. Sıradakine geri dönüş yapmıyorum. Direkt 7 zincirle hemen dalıma tutturacağım. 7 zincirimi çekiyorum. Hemen dalımın içerisine girip sık iğne ile buraya kapatıyorum. Bu sık iğne de bizim kirpikler için yuva olacak arkadaşlar. Gerçekten iğneden tığa, iğne zarifliğinde 6 ve 7. Çevirdim 7 zincirimi. Kapattığım sık iğnenin ara kısmından girip ilk kirpiğimi oluşturdum. 10 tane zincir çekip 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci ortadaki uzun kibriği oluşturduk. Yanına bir tane daha 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle sık iğnelere girerek oluşturdum. Şöyle ortadaki uzun da çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Bir tekrar 6 zincirle aşağı iniyorum. Buraya yuvaya tek olan kısma kapattım ve 11 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ve 11. Buraya yuvaya kapatıp ilk dalı bu şekilde oluşturduk. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincirle bir sonraki boş olana kapatıp
Şöyle işlemimizi bitiriyoruz. Evet. İkinci dalımız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yapayım. Videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Bir şöyle zincirlerimiz sık olursa kalıp gibi olur. Evet, 3 zincirimden 2 tane tığ battı oluşturuyorum. Şöyle yapımı çok kolay. Gayet rahat da böyle çoğalıyor arkadaşlar. Sizi yormuyor birden. Şöyle bir de iğne zarifliğinde iğne oyası yapmış gibi güzel farklı bir örnek. Şimdi buraya 7 zincir çekiyorum. 7 zinciri şöyle bakın dal olarak birleştirdim. 2 tane dal. Ve buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Hemen sık iğnemi arasına kapattım. Şöyle zincirimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Sık iğne yuva edinmiştik. Buraya kapattım. Tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum bakın buraya. 6 zincirle devam edeceğim. Şu dalın ikinci kısmını tamamlayıp şöyle oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirimi kapattım. Buraya şöyle yaparken dalı da yaparak iniyoruz. 5 zincirimi çekip hemen boş olan tığ battıya girip sabitledim. 2 zincirimi çekip şöyle bırakıp şimdi bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Şöyle gerçekten çoğaldıkça kendini gösteren bir model olacak. Bir de ütülendiğinde bakın ütüsüz. Şöyle burada zincirleri daha sıkı çektiğim için kalıp gibi duruyor. Zincirleri sıkı çekerseniz o kadar şöyle bakın kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Göstereyim. Bunu dediğim gibi şöyle bir de ütüleyince arkalı önünü kullanabilirsiniz de. Çok zarif oldu. Gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız ara ara çekebiliyorum birazcık arkadaşlar. Rahatsızlıktan dolayı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.